Merhaba, iyi günler. Reform Enstitüsü dün bir araştırmayı açıkladı İstanbul'da. Bu araştırmada 31 Mart yerel seçiminden çok büyük bir zaferle çıkan birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 ay içerisinde oylarının ne durumda olduğunu ve 31 Mart'a nasıl geldiğini, hangi partilerden ne kadar oy aldığını vesaire çok geniş kapsamlı bir araştırma. Bunu konuşacağız. Reform Enstitüsü'nden Profesör Mesut Yeğen'le. Mesut, merhaba. Merhaba Ruşen. Baktım araştırmaya, gerçekten elinize sağlık. Çok önemli. Şu ana kadar diğer araştırmalarda pek görmediğim bir takım açılar var. Bunların hepsini teker teker sırasıyla ele alacağız ama öncelikle burada neyi aradınız tam olarak? Yani başta çıkarttık, 3 ayda CHP'nin tablosu değişti mi diye çıkarttık ama daha bana biraz bunun detayını, motivasyonunu, neyi peşindeydiniz bu araştırmada, onu bir anlatır mısın? Tabii, yani dediğiniz üzere başlığa çıkardınız ama sorumuzdu zaten. Hani 31 Mart'ta oluşan tablo kalıcı mı, halen devam ediyor mu, yakında da devam edecek mi? Evvela bunu anlamak istedik ama bu tek sorumuz değildi tabii ki. Birkaç böyle bunun kadar önemli bulduğumuz bize göre sorular vardı. Bir tanesi mesela Cumhur İttifakı'nın yakınında duran entelektüellerin ya da bizzat Cumhur İttifakı parti siyasi partilerinin söylediği 31 Mart'taki sonuç, yani CHP'nin galibiyeti ve ittifakın mağlubiyeti şeklindeki sonuç CHP ile ilgili olmaktan ziyade Cumhur İttifakı seçmeninde ilgiliydi. Yani o seçmenin önemli bir kısmı sandığa gitmediği için bu türden bir sonuç alındı. Diğer bir deyişle Cumhur İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir geçiş olmamıştı. Böyle bir iddia vardı. Bunu sorguladık. Bir başka şey tabii ki yine 31 Mart'ta ortaya çıkan bu altılı masa ne durumda, onu oluşturan siyasi partiler ne durumda, biraz buna bakmaya çalıştık. Ve daha detayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bu zaferinin biraz böyle röntgenini çekmek istedik. Yani daha detayda o zafer nasıl anlatılabilir, nerelerde Cumhuriyet Halk Partisi daha iyi sonuçlar aldı, hangi toplumsal kesimlerde daha iyi sonuçlar aldı, bunlara baktık. Ama bunlar kadar önemlisi şuna baktık Ruşen. Bence araştırmanın sonuna doğru o verileri veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim zaferine rağmen bir iktidar adayı mı, ya da bu seçim zaferiyle birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iktidar adayı parti haline geldiğini söyleyebilir miyiz? Böyle bir manzara var mı? Seçmen rahatlıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki genel seçimde de oy vereceğim diyor mu? Yoksa İşte 31 Mart'taki sonuçlar seçimlerin esas olarak yerel seçimler olmasıyla mı ilgiliydi? Genel seçimler olsaydı başka bir manzara mı oluşurdu? Ya da bugün genel seçimler olsa bir başka manzara oluşur mu? Bu türden soruların peşine düştük açıkçası. Evet, bunların hepsine teker teker bakacağız Mesut, ama şunu söylememe izin ver. Bu araştırmayı okurken şu olay beni bir kere daha çarptı. Bildiğimiz bir şey ama CHP tek başına. Yani bir önceki seçimde altılı masa, sen de demin değindin, altılı masa diye bir olay vardı. Aradan 11 ay geçtikten sonra altı partiyle birlikte yapamadığını yapmış, hatta altı partiyle yapmayı beklediğini çok ötesinde bir başarı elde etmiş bir CHP var. O tabloya baktığımız zaman onu görüyoruz. Yani siz ne kıyaslıyorsunuz? CHP ile Cumhur İttifakı'nı kıyaslıyorsunuz. Yani CHP ile AK Parti'yi bile kıyaslamıyorsunuz. Bu çok başlı başına önemli bir olaydı ve bu önemli olayın bu şekilde analiz edilmesi gerçekten çok hayatiydi. Şimdi buradan teker teker gidelim istersen. Nasıl bir şey yaptınız? Araştırmada tam olarak ne yaptığınızı, kaç kişiyle konuştunuz? Bir anketler, yüz yüze görüşmeler olduğunu, derinlemesine mülakatlar olduğunu görüyorum. Onun dışında kamuoyu yoklaması yapıldığını görüyorum. Nasıl bir çalışma yaptınız? Şimdi dediğiniz üzere epey büyük hacimli bir araştırma yaptık. Hem nicel hem nitel boyutları olan. Nitelde topladığımız verileri henüz buraya aksettirmedik. Onları ayrı bir fasılda değerlendireceğiz. Ama nitel araştırmayı yapan arkadaşlarla da bir toplandık ve
nicelin bulguları ile nitelin bulguları çok birbirinden farklı görünmüyor. Dolayısıyla onları biraz daha belki daha sonra yine kamuoyuyla paylaşırız ya da ilgililerle belki paylaşırız, onu bilmiyorum. Ama dediğim üzere büyük bir örneklemle çalıştık. 6900 kişilik bir örneklemle çalıştık. İşte bu KATI metoduyla çalışıldı. Ama yeni olan, yani örneklemin büyüklüğü kadar, biz bu örneklemi 5 bölgeyi temsil edecek tarzda kurduk. 5 bölgeyi de biraz CHP'nin performansını, CHP ile Cumhur İttifakı rekabetinin seyrini esas olarak oluşturduk. Orada da malumunuz 5 tane işte böyle adlandırma kullandık. Birincisi CHP hinterlandı diyoruz. Daha CHP'nin klasik olarak hep güçlü olmuş olduğu bölgeler. Yani işte en bilineni mesela İzmir olmak üzere. Bir O CHP'nin ikinci tabloda değil mi? Pardon. bir O bir sonraki sonraki şeyde, evet, bir tablo. sonraki slide alırsanız oradan daha izlemek kolay Evet. olabilir. Bir sonraki yine. İkinci Evet. bölge de, evet, CHP'nin rekabet ettiği, Cumhur İttifakı'yla rekabet halinde başa baş olduğu bölgeler aslında. Yani hem Cumhur İttifakı'nın kazanabileceği hem de CHP'nin kazanabileceği bölgeler ki onlar da 2019'da malum İstanbul, Ankara zaten böyleydi. Aslında Bursa filan da, Manisa da böyleydi ama oralarda CHP seçimi kaybetmişti. Bu kez işte Bursa'da, Manisa'da seçimi kazandı ama Hatay'da da mesela kaybetti. Bir CHP'nin üçüncü olarak yükseldiği bölgeler, yükselen CHP'nin yükselen olduğu bölgeler ya da iller var. O da işte malum Antep gibi, bu defa alınan Afyonkarahisar gibi, Malatya gibi yerler. Bir dördüncüsü CHP'den çok hani ümitli olunmayan yerler. CHP'nin kazanması çok beklenmeyen yerler. Oraya da sağ hakimiyeti dedik. Bir de DEM hinterlandı. Esas olarak DEM'in etkili olduğu. DEM'in hep genellikle birinci parti olarak seçimleri tamamladığı bölgeler. Bu beş bölgede bakıp derdimiz şuydu tabii ki, niye böyle baktık? Biraz CHP bu 25'ten 37'ye çıkarırken oylarını, yani her yerde simetrik arttırmadı tabii. Nerede daha fazla arttırdı, nerede arttıramadı? Bunları biraz hem resmetmeye hem de anlamaya çalıştık. Şimdi isterseniz Şimdi okey. burada bir sonraki tabloda bunu görüyoruz ki çok ilginç. Mesela CHP interlandı dediğiniz bölgeyle rekabetçi olduğu bölgede CHP'nin oylarının artık aynı olduğunu söylüyorsunuz. Bu çok önemli bir gelişme. Yani rekabet ettiği bölgelerde geleneksel olarak çok güçlü olduğu yerlerle aynı oy oranına ulaşmış olması, bu başlı başına çok önemli bir gelişme değil mi? Kesinlikle Ruşen, bence seçimin hani biraz anahtarını zaten burası oluşturuyor. Bu rekabetçi bölgede seçmenin CHP'ye güven duyup oyları CHP'ye yağdırması aslında söz konusu. Dolayısıyla bir bunu kaydetmek lazım ama bunun kadar bence önemlisi de şu. Yani CHP tarihinde ilk kez neredeyse 40 seneden sonra birinci parti olurken CHP'nin klasik olarak hep güçlü olduğu yerlerde CHP o kadar da büyük heyecan uyandırmamış, kendi seçmeninin daha güçlü olduğu işte İzmir gibi yerlerde. Dolayısıyla CHP aslında siyasetçilerin, yöneticilerin biraz bunun üzerine tabii ki düşünmesi gerekiyor. Şimdi orada da şunu söyleyeyim yalnız. Eğer CHP hinterlandındaki CHP'ye oy vermesi beklenirken vermeyen, protestoya giden ya da seçmenler bugünkü manzaranın oluşacağını biliyor olsaydı büyük bir ihtimalle bu tutumu almazlardı. Ama bu çok önemli değil. Önemli olan şu: CHP hinterlandında özellikle belediyeler bazında kendi seçmenini, klasik seçmenini o kadar da belli ki memnun edemiyor. Dolayısıyla CHP yönetiminin bu üzerine bir düşünmesi gerekiyor. Şimdi ama önemli olan gerçekten rekabetçi ve yükselen bölgeler. Buralardaki CHP performansı CHP'ye esas olarak şey getirmiş, seçim başarısını getirmiş. Çünkü sağ hakimiyetindeki bölgelerde de aslında bir CHP başarısı yok. Hatta küçük de olsa bir azalan oy söz konusu. Dolayısıyla aslında bu bizi biraz şuraya getiriyor Ruşen. Bir seçmen psikolojisini, daha bir kolektif psikolojiyi anlamamız gerektiğini gösteriyor bize bu tablo, bu sonuçlar. Orada da şunu kastediyorum: seçmen aslında CHP'nin Cumhur İttifakı'nı yenebileceğini hissettiği yerlerde CHP'ye biraz yönelmiş, oylarını yağdırmış gibi. Yani Onu amiral gemisi olarak tanımlamışsınız. Yani evet. muhalefetin, yani Cumhur İttifakı'na kurtulmak isteyenlerin yöneldiği yer olarak görüyorsunuz. Evet, hem onların hem de tabii ki
daha önce altılı masa olarak bildiğimiz muhalefetin diğer partilerinin de CHP'ye yönelmesi bu iki bölgede söz konusu. Dolayısıyla CHP biraz sonra göreceğiz hem Cumhur İttifakı'ndan seçmen alırken çok daha önemlisi tabii ki İyi Parti'nin oyların neredeyse yani yarısını falan çekmiş durumda. Demden önemli oy almış durumda. O itibarla da dediğin doğru. Yani CHP artık Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki muhalefetin koordinatör partisi olmaktan çıkmış. Böyle amiral gemisi, kurmay partisi vesaire olmuş, dönmüş gibi görünüyor ya da en azından öyle olmanın eşiğine gelmiş ya da seçmen öyle olsan iyi olur diyor. Yani buna henüz CHP yönetimi cevap vermiş demek henüz mümkün değil. Şimdi bir sonraki tabloda kaç puan yükselme, CHP'deki yükseliş, Cumhur İttifakı'ndaki azalışlara bakıyoruz. Mesela CHP Hinterland'ında zaten güçlü olduğu yerlerde 4 puan yükseliyor. Cumhur İttifakı 4 puan geriliyor. Ama demin de bahsettik, en büyük yükseliş rekabetçi diye tanımladığınız bölgelerde 10 puan yükseliyor, 9 puan geriliyor. Burada benim en çok dikkatimi çeken yerlerden birisi sağ hakimiyeti diye tanımladığınız bölgede Cumhur İttifakı 16 puan geriliyor. Evet. Yani sağın hakim olduğu yerlerde de Cumhur İttifakı geriliyor ama CHP lehine değil. Esas artış Yeniden Refah ve diğer partiler. Çok evet doğru yani oralarda CHP bir ümit uyandıramıyor ya da belki oralarda CHP'ye uzaklık halen epey yüksek böyle açıklanabilir ama dediğin Cumhur İttifakı'nın kayıpları da gerçekten önemli. Mesela kendi saha hakimiyetindeki bölgede 16 puan kaybederken CHP'nin Hinterland'ında 4 puan gerilemiş. Bu da ilginç yani. Dolayısıyla o da aslında biraz böyle rekabetin yüksek olduğu, CHP ile rekabetin yüksek olduğu yerde seçmen o kadar uzaklaşmamış Cumhur İttifakı'ndan. CHP'nin kazanmasının çok muhtemel olmadığı yerlerde diğer taraflara geçmiş. Yani Yeniden Refah Partisi'ne ya da diyelim ki diğer partilere ve tabii bu bölgede mesela yükselen bölgede CHP'ye gelen İyi Partililer filan da buralarda çok CHP'ye gelmiş görünmüyor. Ya protestoya geçmiş onlar da ya da diğer partilere oy vermiş görünüyorlar. Dolayısıyla bence yani Türkiye tablosunu bu 5 bölge üzerinden incelemek biraz CHP başarısının dediğim gibi daha böyle bir detaylı röntgeni vermek için çok işlevsel. Şimdi DEM hakimiyeti bölgesinde de CHP'nin 3 puan gerilediğini söylüyorsunuz. DEM 9 puan gerilemiş. Normalde son yapılan araştırmalarda şöyle şeyler çıkıyordu biliyorsun. Güneydoğu'da ikinci parti tercihinde CHP birinci çıkıyordu. Değil mi? Yani sen daha iyi biliyorsun araştırmaları. Yani partim AK Parti ama AK Parti olmasa CHP'ye veririm. Ya da partim DEM Parti ama olmazsa CHP. Ama diyorsunuz ki burada Cumhur İttifakı da geriledi, CHP de geriledi, DEM de geriledi. Bu çok ilginç bir tablo. Evet, yani bu bölümü analiz ederken tam bu dediğin ibareyi kullandık. DEM Hinterland'ında herkes kaybetti diye. Bir Yeniden Refah'ın bir hani çok belki önemsenmeyecek düzeyde bir artışı var. Kendi oy potansiyel açısından önemsenebilir ama toplamda baktığımızda hani YRP'yi öyle bir bu bölgenin büyük partilerinden biri yapacak türden bir artış da söz konusu değil. Ama herkesin kaybettiği bir yer DEM Hinterland'ı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada kaybedişinin arkasındaki esas galiba faktör yerel seçimler olması seçimlerin ve burada da seçmenin büyük kısmının tabii ki DEM adaylarının kazanmasını istemesi. Yani buralarda bir rekabet söz konusu değil. Dolayısıyla hani burada eğer bir CHP'ye yönelme olursa DEM'in kaybetme ihtimali ortaya çıkacağı için DEM seçmeni orada CHP'den uzak durmuş. Şimdi bugün genel seçimler yapılacak olursa bölgede DEM seçmeni ne yapar diye baktığımızda yine CHP'ye çok böyle büyük bir teveccüh yok ama 2023 genel seçimlerinden biraz daha fazla oy alabilir gibi görünüyor. Bu da bize şuna getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi DEM Hinterland'ı haricindeki bölgelerde DEM'li olsun olmasın Kürt seçmenlerin ilgisine mazhar olurken, desteğini alabilirken Hinterland'da bir etkisi olmuyor. Bu da hani herhalde şöyle yorumlanabilir.
Kürt meselesi siyasetinde CHP elini taşın altına koymadıkça, büyükçe bir yeni söz söylemedikçe Hinterland'da çok etkili olması mümkün değil. Oradaki insanlar bence Kürt sorununu temsil eden partisine yönelmeye devam edecekler. Ama diğer bölgelerde Kürtlerin şu ya da bu partiye, DEM Partisi'ne oy vermesi siyasetin genel akışını değiştirmediği için oralarda belli ki DEM seçmeni Kürtler biraz daha nasıl diyeyim esnek davranabiliyor ve CHP'yi tercih edebiliyor. Dolayısıyla İstersen, CHP'nin Hinterland haricindeki bölgelerdeki başarısını pardon. 2023 oylarının nereye gittiği tablosuna baktığımız zaman DEM Parti seçmenlerinin 1/5'i CHP adaylarını desteklemişsiniz gibi bir bulgu var. Bu çok önemli. Tabii. Tam bu söylediklerin. İstersen o konuyu devamını getir, sözünü kestim. DEM Partisi'nin CHP ile ilişkisini daha sonra en çarpıcı olan İYİ Parti'ye geçelim. Tamam, yani DEM'le belki söylenebilecek önemli bir şey de şu. DEM sonuçta halen protesto seçmenin en yoğun olduğu, en büyük paya sahip olduğu parti. Tabloya bakarsanız 23 görünüyor. Diğerlerinin hepsinin önünde biraz yakında 21.8 ile İYİ Parti var. Evet, o tablonun bize gösterdiği şu. Yani 2023'te DEM'e oy veren her 100 seçmenden 45'i yeniden DEM derken 20 tanesi, 20'si CHP demiş. Bu da 1/5'i filan demek. Hiç az bir oran değil. Çok kabaca baktığımızda yani 2023 DEM seçmeninin yarısı partisine oy vermiş. Kalanın çeyreği de işte kalan yarının da yarısı CHP demiş. Öbür yarısı da protestoya gitmiş gibi görünüyor. Orada tabii 2023 oylarına baktığımız zaman oyunu en çok koruyan parti CHP diyorsunuz. %82 gibi bir rakam görüyorum. Yanılmıyorum değil mi? Tabii. Ve en büyük geçiş, CHP'ye geçiş İYİ Parti'den %30'u. Yani neredeyse 3 İYİ Parti seçmeninden birisi CHP'ye oy vermiş. Evet, yani zaten hani seçimin herhalde büyük mağlubu İYİ Parti. Ki biz hani analize yansıttık mı onu hatırlamıyorum şimdi ama İYİ Parti'nin toparlanması... Biraz sonra konuşuruz. 2024'te bugün seçim olsa ne yaparsınız sorusuna verilen cevaplar da gösteriyor ki İYİ Parti'nin toparlanması biraz zor. Burada dediğiniz üzere DEM'de de hani 3'e bölünme var. Burada da neredeyse bir 3'e bölünme var İYİ Parti seçmeninde. Ama burada 3'e bölünme neredeyse böyle 1/3, 1/3, 1/3 gibi. Yani 3'te 1'ine yakın bir kısmı şeye gitmiş. İşte ne bileyim protestoya ve Cumhur İttifakı'na. 3'te 1'ine yakın da CHP'ye gitmiş. Sadece kalan bir 3'te 1 İYİ Parti seçmeni partisini tercih etmiş görünüyor. Dolayısıyla büyük deprem aslında İYİ Parti'de yaşanmış ve önemli olan şu, biraz sonra dediğim gibi geleceğiz, bu durum halen devam ediyor. Yani İYİ Parti'de bir toparlanma emaresi yok. Bir belki şu söylenebilir, İYİ Parti'de kalanların yalnız CHP'ye en uzak seçmenler olduğu anlaşılıyor. Bu da şu demek, yani o İYİ Parti'de kalan 3'te 1 bir sonraki seçimde CHP'ye yönelir mi sorusuna kolaylıkla evet demek pek mümkün değil. Onlar yani Cumhur İttifakı'na da yönelebilir demiyoruz ama hani herhalde diğer seçeneklere bakacaklardır ya da İYİ Parti'de kalmaya devam edebilirler. Şimdi CHP'nin aldığı oylara bakalım ve diğer bir sonraki tabloda. Burada da çok çarpıcı rakamlar var. Mesela 17.400.000 seçmenden bahsediyoruz 2024'te CHP oyu değil mi? Toplam, doğru. Evet, toplam. Bunun 6.300.000'i yeni seçmen. Yani yeni 2023'e seçmen. Kıyasla yapıyoruz. Ve bunlar AK Parti'den 1.400.000 oy geldiğini söylüyorsunuz. Bunu nasıl saptadınız Mesut? Bu tabii ki şeyle, yani 2024 hangi partiye oy vereceksiniz sorusuyla çıkarıyoruz bunu. Ya da 2024'te hangi yerel seçimde hangi partiye oy verdinizle çıkarıyoruz. 2023 ile 2024 sonuçlarını kıyaslayarak bakıyoruz buna. Orada da görünen bu işte CHP'ye gelen 6 milyon kadar seçmenin 1,5-1,5 İYİ Parti ile Cumhur İttifakı'ndan 1'er milyon civarı da pardon AK Parti'den 1'er milyon civarı da DEM Parti'den ve MHP'den.
Dolayısıyla hani 2024'te yerel seçimlerde CHP'ye oy verdim diyenlere peki 2023'te ne yaptım diye sorduğunuzda görünen böyle bir tablo var. Bu da Tabii hani ki programın başında konuştuğumuz şeyi biraz teyit ediyor ya da onu göstermesi açısından kritik. Cumhur İttifakı'nın yenilgisi Cumhur İttifakı seçmeninin sandığa gitmemesiyle tek başına açıklanamaz. Önemli bir girdi o, önemli bir faktör. Ama işte burada göründüğü üzere 1,4 milyon seçmen var CHP'ye, AK Parti'den sadece. tam bunu soracaktım. Evet, yani Erdoğan genellikle şey diye açıklamaya çalıştı. Sandığa gitmediler diye, ama sizin bulgularınızda bayağı hatırı sayılır bir miktar, 1.400.000 oy hesaplamışsınız. AK Parti'den 1.500.000 oy, İyi Parti'den ve MHP'den de 780.000 oy. Tabii burada yerel seçim olmasının da bir etkisi olduğu muhakkak, fakat bir oy geçişi olduğu da ayrı bir şey. Bu CHP'den gelenler gidenler şeylerinin yaş, eğitim vesaire olarak peş peşe gelir düzeyi olarak incelemişsiniz. Onları istersen hızlıca bir geçelim. Orada Tabii çarpıcı olan husus nedir? çok özetle şunu söyleyeyim orada. Çarpıcı olan husus şu. Bir kere CHP aslında demin Hinterland için söylediğimizi gençler için söyleyebiliriz. CHP büyük oy sıçraması yapmasına rağmen 18-29 yaş grubunda benzer bir sıçrama yapmış görünmüyor. CHP'ye gelenler daha ziyade yani ağırlıkla tabii ki her yaş grubundan geliyor bu kadar çok oy aldığınız için. Ama ağırlıkla 50-59 yaş grubundan, işte bu hani emeklilerin falan CHP'ye yönelmesiyle biraz izah edilen bir şey. Fakat daha önemlisi şu, CHP biliyorsun bu %25'e sağ kilitlenip kaldığı zamanlarda genellikle iyi eğitimlerin ve yüksek gelirlerin partisi olarak bilinirdi. Diğer gruplardan da oy almasına rağmen. Şimdi bu durum halen kısmen devam ediyor olmakla birlikte daha dengeli bir CHP var. Çünkü İşte Cumhur İttifakı'ndan, DEM'den, İyi Parti'den kopup gelenler, belki daha çok AK Parti, MHP ve DEM'den kopup gelenler, daha az eğitimler ve daha dar gelirler. O itibarla da CHP'nin seçmen havuzu Türkiye ortalamasına daha fazla benzemeye başlamış görünüyor. Şimdi bugün seçim olsa tablosuna bir bakalım. Bu pazar genel seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi %30, AK Parti %25, kararsızlar dağıtılmadan diyorsunuz. Ve burada geçenlerde, en son değil de bir öncekinde, sen de bakıyorsundur ona herhalde, Panorama TV'nin aylık araştırmalarından birisinde çok çarpıcıydı o. CHP'nin oyu AKP artı MHP'nin oyuyla eşit çıkıyordu. 2 ay önceki araştırmada yanılmıyorsam, hatta Hatem Ete ile yaptığımız yayında onu özel olarak söylemiştim. Burada da aynı olayı görüyorum. Şu anda sizin yaptığınız araştırmada bugün seçim olsa AK Parti artı MHP CHP'yi çok milimle geçiyor. İkisi birlikte neredeyse eşit oy alıyorlar. Bu başlı başına çok çarpıcı bir olay. Kesinlikle yani başta sorduğumuz sorunun hani cevabının bir kısmını da buradan alıyoruz zaten. Yani bu tablo kalıcı mı sorusuna buraya baktığında kalıcı görünüyor. Yani sonuçta hani seçim ilan edildiğinde o anki siyasi dinamikler, psikoloji vesaire hepsi etkili olur ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Seçmen basitçe bu seçim yerel seçim olduğu için CHP yönelmiş demek çok doğru değil. Yani bunun bir etkisi olduğu da açık. Çünkü CHP'nin adayları daha fazla beğenilmiş belli ki. Ama öte yandan seçmenin canı yanmış. Onu da anlıyoruz. Yani böyle bir can havliyle CHP'ye kaçış var. Özellikle işte bu yükselen ve rekabetçi bölgede. Ve onlar çok büyük bir değişiklik olmazsa yani iki tarafta Cumhur İttifakı ya da AK Parti ve CHP şu anki seçmende uyandırdıkları duyguları değiştirecek çok önemli hamleler yapmazlarsa onlar orada kalmaya devam edecek gibi görünüyor ki senin de söylediğin üzere Panorama'nın araştırması da bunu teyit ediyor. Başka araştırmalar da aslında benzer sonuçlar verdi. Yani şöyle olmadı hakikaten. Seçmen şu iyi yerel seçimlerde AK Parti'yi cezalandırayım sonra oraya döneyim
havasında değil. Bu tablo onu gösteriyor. Şimdi bu tabloda tabii bir başka husus da artık partilerin sayısı, Türkiye'de sürekli yeni partiler kuruluyor biliyorsun. Yine kuruldu, CHP kuruldu, Halaçoğlu yeni bir şey kurdu vesaire falan. Ama bakıyoruz ki şimdi iki tane parti var. CHP AK Parti yarışıyor, CHP önde gidiyor. Ondan sonra DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi var. Ve daha sonra İyi Parti, Zafer Partisi falan geliyor. Yani aslında mesela Altılı Masa'nın partilerinin mesela DEVA'nın geleceğin oyları yani %1'i bile değil. Yani %0.1, %0.2 falan buluyorsun. Bunlar çok şey rakamlar. Saadet Partisi mesela. Yani bir Altılı Masa'dan aslında 1,5 parti kalmış oluyor. CHP ve belki birazcık İyi Parti evet, ama diyorsun ki toparlaması çok fazla mümkün değil. Bir çok çarpıcı bir tablo var ve Yeniden Refah Partisi sizin bu şeyde. Ben sana kişisel olarak şeyi sorayım. Zafer Partisi'nin bu %3 civarında gibi gözüken oylarının mesela Suriye ile yakınlaşma bilmem ne gibi meseleler var. En son Kayseri yaşandı biliyorsun ya da Suriye'deki o bayrak indirmeler falan. Bu tür olayın kriminalize olması durumunda Zafer Partisi mesela oylarını arttırır mı yoksa riske mi girer? Ne dersin? Yani oluşacak Zafer Partisi imajıyla herhalde biraz o şey belli olur. Eğer Zafer Partisi imajı kriminalize edilebilirse mesela DEM'de yapıldığı gibi. Şimdi DEM seçmeninin sadakati çok yüksek bir seçmen. Onlar orada kalmaya devam ediyor ama Zafer Partisi'nin öyle taşıyan büyük bir sadakat olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla eğer Zafer Partisi memleketin bekası için tehlikeli hale gelmiştir türünden böyle bir büyük propagandayla bu oluşturulursa herhalde Zafer Partisi daha fazla yükselemez. Ama Zafer Partisi'ni bence ayırt edici kılan Ruşen sadece aldığı oy oranı değil. Seçmen kompozisyonu ilginç Zafer Partisi'nin. Çok eğitimliler ve gençler ve gelir durumu iyi olanlar Zafer Partisi'ne gidiyor. Dolayısıyla bir özel bir nasıl diyeyim sosyolojik gruba aslında hitap etmeye başlamış Zafer Partisi. Ve Zafer Partisi'ne oy veren seçmenler içerisinde ana dili Türkçe haricinde olanların oyları da bayağı yüksek. Yani böyle daha belki Kafkas kökenliler, göçmenler vesaire. Dolayısıyla özel bir sosyolojiye oturuyor. Bir damar yakalamış gibi görünüyor. Zafer Partisi öyle çok rahatlıkla sıfırlanır diyebileceğim bir parti değil ama Türkiye'de bu kriminalizasyon daha önceki dönemlerden biliyoruz. Yani bu milli görüş geleneğini oluşturan partilerde devletin kriminalizasyon kapasitesi çok yüksek. Bu iyi çalıştığında bazen şey sonuçlar verebiliyor. O itibarla o olursa hani dediğim gibi Zafer Partisi büyümeye devam eder kolaylıkla diyemem. Ama şunu da diyemiyorum demek sosyolojiden ötürü. Suriye meselesi hal yoluna girerse yani gönderilirse bu mülteciler vesaire olacak gibi de görünmüyor çok yakın zamanda ama hani Zafer Partisi buharlaşımı onu da çok kolaylıkla diyemiyorum. Dediğim gibi bir böyle özel bir seçmen kümesi var orada. Böyle eğitimli işte genç ve yüksek gelir grubuna grubundan gelen. Onların yeniden CHP'ye dönmesi yani onların Cumhur İttifakı'na geçmesi bir kere zaten çok mümkün görünmüyor AK Parti'ye. Ama CHP'ye dönmesi de çok dediğim gibi kısa vadede gerçekleşecek bir şey gibi görünmüyor. Şimdi ama burada senin söylediğin şeyi ben de bir kez izninle vurgulayayım. Onu biz raporda biraz altını çizmeye çalıştık. Yani Altılı Masa'nın ömrü bir seçimlikmiş hakikaten. Onu gördük. Önemli bir şeye oturmuyormuş diyelim ki damara Altılı Masa'nın 4-5 partisi. Ve seçmen aslında biraz doğal olarak biraz CHP'den bağımsız. Hatta ben zaman zaman kendi yazdığım yazılarda CHP'ye rağmen dedim. Yani CHP rağmen CHP'ye gelmiş. CHP'de birleşmiş. İttifakı gelmiş seçmen CHP'de kurmuş gibi görünüyor. O da biraz CHP'yi böyle müttefiksiz ittifak partisi haline getirmiş. İşte bu Türkiye İttifakı falan diyorlar ya hakikaten aslında bir kurumsal müttefiki olmadan Türkiye CHP bir ittifak partisi haline geldi.
Evet, bir sonraki tabloda bu yine güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. O tabloda ne diyorsunuz? 31 Mart işte başlığımızın cevabı bu tabloda. 31 Evet. Mart tablosu kalıcı olmaya aday görünüyor diyorsunuz. Oy geçiş hatlarının geneli sabit. CHP kutup yıldızı, en çok seçmenini koruyan parti ve dışarıdan oy toplayan parti. Yani bu ikisini birlikte yapabilmek gerçekten herhalde başarının sırrı bu. Hem kendi seçmenini koruyacaksın, sandığa götürebileceksin, hem de başka partilerden oy alabileceksin. Ve burada tabii mesela İyi Parti ve MHP'nin seçmenlerini korumakta bayağı zorlandığını söylüyorsun. Doğru. Yani şöyle diyeyim. Şimdi bir kere deminki şeyi gördük. Yani CHP'nin bir önceki şeyde oyunu koruma oranı 82 idi. Burada 83,8'e çıkıyor. Yani 2023'te CHP'ye oy verenlerin 83,8'i burada da yine CHP'ye oy vereceğim diyor bir kere. Dolayısıyla en yüksek oran orada. Bu bir veri. Ama kendi oyunu muhafaza ederken diğer gelenleri de orada tutmaya devam ediyorunun izahı CHP'de mi? Cumhur İttifakı'nda mı? O konuya net cevap veremiyorum. Yani biraz böyle CHP dediğim gibi çok özel bir performans göstermeden bir çekim merkezi haline gelmiş gibi görünüyor. Onun izahını da biraz sonraki tablolara bakınca yaparım. Ama burada Ruşen sen benden daha iyi izliyorsun. MHP ile ilgili nasıl diyeyim, veriye bence biraz tereddütle yaklaşmak gerekir. MHP biliyorsun seçimlerin öncesinde genellikle düşük çıkıp sonra seçimlerde yüksek oy alan bir parti. O itibarla hani buradaki tabloya baktığımızda sanki MHP İYİ Parti'nin kaderini paylaşacak gibi görünüyor ama genellikle öyle olmuyor. Yani seçim atmosferine girilince bir anda MHP daha kendisini toparlıyor Orada gibi. tabii şey hususu da önemli olacak. MHP'nin AK Parti ile olan ilişkisi. Kesinlikle. Biliyorsunuz son seçimlerde bu iki parti arasında oy geçişleri çok oldu. Yani AK Parti'den MHP'ye oy geçişleri oldu, tersi oldu. Böyle ilginç bir olay var. Ama demin baktığımız hani Cumhur İttifakı sağın güçlü olduğu yerler tablosunda da vardı yani. Ben onu bir ara bakmıştım yani 2024 seçimiyle ilgili. AK Parti'nin çok güçlü olduğu Kayseri, Konya, Erzurum vesaire gibi yerlerde, yine belediyeyi kazandığı yerlerde 10 puanlık, 15 puanlık, 20 puanlık kayıplar vardı. Yani kim alıyor? Bunu siz de hesaplamışsınız. Yeniden Refah başta olmak üzere diğer partiler alıyor. Bu Ya da aslında protestoya gidiyor. çok ciddi bir gösterge. Yani bu oy depolarında hala birinci olmakla beraber oylarını kaybediyor olmaları çok acayip bir gösterge. Mesela sizin saptamanızda CHP hinterlandında kaybetmiyor. Doğru. Hinterlandını koruyor ama rekabetçi bölgede çok büyük atılım yapıyor. Burada ama mesela şeyin Cumhur İttifakı'nın atılım yaptığı hiçbir bölge yok, değil mi? Var mı? Yok. Yani oyunu yükselttiği bir yer yok. Bölge olarak baktığımızda oyunu yükselttiği bir bölge yok ama en az oy kaybettiği yer demin söylediğiniz üzere ilginç olarak CHP interlandı. O enteresan. Dolayısıyla evet söylediğinde şöyle bir önemli bir şey var. Yani Cumhur İttifakı sağ bölgede CHP değil ama protestoya ve diğer oy partilere oy kaybettiği için de CHP'nin bu kadar yüksek bir başarısı var aslında. Bu da biraz yine bugün 31 Mart'ta çıkan sonuçların biraz can havliyle, canı çok seçmenin canının çok yanmış olmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Yani seçmen aslında Cumhur İttifakı'nı boşaltmaya, yani en azından iktidardan edecek kadar boşaltmaya hazır gibi görünüyor. Bunun bir kısmı CHP'ye giderek bunu yapıyor. Diğer bir kısmı da işte yeniden Refah'a ya da protestoya giderek bunu yapıyor ki zaten hani aslında uzun vadeli bakanlar kolaylıkla hatırlayacaktır. MHP AK Parti ittifakının konuşulduğu ilk zamanlarda yani 2015'ten sonra 2016'da iki partinin oyu biliyorsun %60 civarındaydı. Değil mi? Evet. Şimdi %40'a yaklaştı neredeyse. Bu dolayısıyla yani her
her üç seçmenden birini de Cumhur İttifakı kaybetmiş gibi görünüyor. Gerek CHP'ye gerek Yeniden Refah'a gerek protestoya. Bu bir sonraki tablo dananın kuyruğunu koptuğu yer sanki. Ülkeyi AK Parti bir daha yönetir CHP mi diye soruyorsunuz değişik başlıklar altında. Burada CHP'yi daha başarılı, daha iyi yönetir diyenler mesela mülteciler, kültür, sanat, hukuk ve adalet, ekonomi, eğitim öyle ama mesela sağlık, altyapı ve ulaşım, dış politika gibi konularda, milli güvenlik gibi konularda AK Parti daha önde gözüküyor. Doğru. Yani Ruşen burada bir şöyle küçük bir izahat yapmama izin ver. Bir tanesi şununla ilgili. Bence bu araştırmayı böyle biraz özel olarak farklı kılan noktalardan biri burası. Yani bir CHP'ye dair çok olumlu bir tablo var bir taraftan bütün araştırmaların teslim ettiği, bizim araştırmanın da gösterdiği, işte bugün seçim olsa ne yaparsınız sorusunun cevabının. Ama bir de böyle bir tablo var. Yani CHP seçimde çok başarılı ama öte yandan da hani seçmenin böyle kalbini çok kuvvetle kazanmış bir parti hüviyetinde değil. Bir, bence bu veriler bir ilk önce onu gösteriyor. İkincisi şunu söyleyeyim. Şimdi biz bu soruyu daha önce TİM'in yaptığı araştırmalarda da CHP için çok uzun zamandır soruyoruz. Yani böyle belki 5-6 senedir sorulan bir soru. Ve çıkan sonuçlar da zamanın CHP yönetimine falan hep aktarıldı. Dolayısıyla CHP'nin aslında kendisinin böyle kuvvetli ve zayıf kaslarının CHP yönetiminde biliyor. Seçmenin kendisini nasıl gördüğünü. Bir şunu söyleyeyim. Bu tablo statik bir tablo değil. Yani 5 sene önce de aynı durumdaydı diyemiyoruz CHP. Bir kere hukuk, adalet ve ekonomide CHP buralarda değildi. Yani Cumhur İttifakı'ndan daha iyi görünmüyordu özellikle ekonomide. Şimdi demin söylediğiniz üzere ekonomide insanların canı çok yandığı için herhalde kimse buradan daha kötü yapamaz gibi bir sonuçla ilgili olsa gerek, bir kanaatle ilgili olsa gerek. Bugün CHP Cumhur İttifakı'ndan daha iyi durumda görünüyor. Ama velakin çok kabaca şu tabloya baktığımızda yeşiller kırmızılar ayrımına böyle dediğim gibi biraz tereddütle söylüyorum ama hafif icraat alanları ve ağır icraat alanları ayrımı yapabiliriz. Ve ağır icraat alanlarında Cumhuriyet Halk Partisi halen seçmene çok, kendi seçmeninde dahil olmak üzere çok aman aman bir güven vermiyor. Yani dış politika gibi işte milli güvenlik gibi, altyapı ve ulaşım gibi alanlarda henüz Cumhur İttifakı'nı böyle geçmiş gibi görünmüyor. Bu da ne demek? Yani seçmen Cumhur İttifakı'ndan kurtulmak veya CHP'yi aslında iktidara getirmek yolunda ama henüz kafası da netleşmiş gibi görünmüyor. Dolayısıyla da bu aslında geri çevrilebilir bir tablo olabilir. Yani CHP'nin bugünkü işte böyle açık ara önde olma hali geri çevrilebilir eğer aktörler uyarınca hamleler yaparsa. Yani AK Parti doğrusunu CHP'de yanlışını yaparsa. Ama aktörler bugünkü pozisyonlarını aşağı yukarı korursa, seçmende dediğim gibi uyandırdıkları duygular bugünle aynı kalırsa bu tabloyla CHP kazanabilir ama velakin seçmeni şu alanlarda daha iyi yönetirime ikna etmeden kazanabilir gibi görünüyor. O bir sonraki tabloya baktığımız zaman da duyguları sormuşsunuz. Bu çok acayip bir tablo. Yani şimdi insanlar tamam çok öfkelenmiyorlar CHP'ye ama çok da umut bağlamıyorlar. Yok. Evet maalesef bu yani bizim bu duygular şeyi de bence iyi çalıştı. Ve hakikaten verilerin bize gösterdiği seçmen artık çok endişe etmiyor CHP'den. Yani CHP çok kaygı uyandırmıyor. Çok öfkelenmiyor da seçmen CHP'ye. Ama çok heyecanlanmıyor da seçmen CHP'den. Böyle bir durum var. Bu da dediğim üzere yani ortada büyük bir seçim başarısı var. Ama ona denk düşen bir duygu durumu yaratamamış CHP. Dolayısıyla CHP yönetimine önemli mesajlar veriyor bu veriler. Şimdi o öfkeyi, endişeyi bütün ayrı ayrı partiler açısından sormuşsunuz. Öfke, endişe, umut. Baktığımız zaman bu tablolara baktığımız zaman nasıl bir şey çıkıyor sonuçta? Bunu CHP yani, için yaptık biz. CHP iktidar adayı olarak nasıl duygular uyandırıyor? Ona baktık. Bu solda gördüğün şeyler kim bu kadar öfke duyuyor, kim az öfke duyuyor onunla ilgili. Yani diğer partilerin uyandırdığı duygulardan ziyade CHP hangi grup seçmende bu duyguları ne kadar uyandırıyor? Onun cevapları bunlar. Evet, ben yanlış, evet yanlış söyledim. Yok, evet. Yani dolayısıyla aslında şey şu, yani
Eskiden CHP özellikle Cumhur İttifakı tabanında daha çok kaygı, işte endişe, öfke uyandırırken o kadar kuvvetli değil artık. Yani işte mesela nedir AK Parti seçmeninde baktığında az öfke uyandırma şeyi %60'lara yakın neredeyse. Dolayısıyla öyle, çok öyle büyük bir öfke durumundan söz edemeyiz. Ama ve lakin işte dediğim üzere şey de yok. Bir heyecanlandırma hali de yok. Şimdi bir uzaklık meselesini soruyorsunuz bir tabloda, 17 numaralı tablo. CHP'ye kendinizi ne kadar uzak hissediyorsunuz diye. Yani kendisini CHP'ye uzak hissedenler azınlıkta ama çok da böyle hani nasıl söyleyeyim, hani zarar vermeyen bir parti gibi gözüküyor. Yani çok da yakın da değil ama çok da uzak da değil. Yanlış mı okuyorum? Yo yani bu aslında biraz nasıl denir? İki farklı okumaya müsait bir tablo ya da veri. Yani bir açıdan CHP yanlış yapmazsa bundan sonra ya da üzerine yeni doğrular eklerse yaptıklarına seçmen önemli bir kısmı CHP'ye oy verebilir kıvamında diyeyim ki. Ama öte yandan da işte demin geldiğimiz yere geliyoruz. CHP öyle insanların koşarak gittiği, heyecanla gittiği, kucakladığı bir yer de değil henüz. Biraz onu gösteriyor ama uyarınca kullanılırsa bu bence CHP'nin işte biraz bir merkez parti olma yolunda olduğunu gösteriyor. Yani halen CHP'ye sonuçta daha uzak olanlar, daha yakın olanlar var ve bunlar tahmin edeceğim üzere AK Parti, MHP, YDP'ye doğru gittikçe bunların uzaklıkları artıyor ama bunlar eski uzaklıklarında değiller. En azından partiye oy vermeseler de CHP'ye eskisi kadar ne bileyim işte böyle bir öcü gibi görmüyorlar. Dolayısıyla bu hal biraz işte CHP'yi dediğim gibi bir merkez parti yoluna sokmuş gibi görünüyor. Son tabloya bakalım. CHP seçmeni ne kadar muhafaza edebiliyor tablosunda. Yani şöyle bir şey var. Diyorsunuz ki CHP'ye gelenler de CHP'den gidenler de CHP'ye tekrar oy vermeye açık. Yani bu şöyle bir şey demek herhalde. Yani CHP bir şey yakalamış durumda. Eğer çok büyük yanlışlar yapmazsa hem gelen seçmeni muhafaza eder, hem şu ya da bu şekilde kendisine oy vermemiş eski seçmeni tekrar kazanabilir. Yani bu çok ciddi bir potansiyel gösteriyor herhalde. Kesinlikle. Burası önemli. Yani demin konuştuk ya bu Hinterland'da bir CHP oy vermeyen ya da işte protestoya giden diğer bölgelerde de bir CHP seçmeni var aslında. Dolayısıyla hani Cumhur İttifakı kendi başarısızlığını protestocularla açıklarken belki CHP'nin de bu 31 Mart'ta aldığı başarıdan daha fazla başarılı olamamasının bir sebebi de CHP'nin kendi seçmeninin bir kısmının protestocu olmasıydı. Şimdi bu tabloyla birlikte biraz CHP herkes için oy verilebilir bir parti haline gelmişken ve artık Türkiye'yi işte yönetebilir yani böyle birinci parti olabilir bir parti haline gelmişken dolayısıyla CHP'den daha önceki seçimde uzaklaşmış seçmenler de CHP'ye dönebilir. Bu da dolayısıyla CHP havzasını bugünkünden de daha büyük kılıyor gerçekten. O açıdan birkaç kez söylediğim bir daha tekrar edeyim yani CHP büyük bir yanlış yapmazsa ve ama aynı anda da AK Parti tavşadan şapkadan tavşan çıkarmazsa yani bugün seçim yapılacak olsa CHP açık ara birinci parti olacak gibi görünüyor. Hani CHP'nin adayının cumhurbaşkanlığını kazanıp kazanmayacağı ayrı bir bahis. Ona hiç girmedik bu seçimde hani çok uzak olduğumuz için ama doğru dediğin doğru yani bir CHP havzası büyüyen bir CHP havzasıyla karşı karşıyayız. Evet, tam da onu toparlamak için öyle söylemek yarar var. Bir yerel seçim olma özelliklerini kullanmış, istifade etmiş ama bunu kalıcı yapma potansiyeline sahip bir Türkiye'nin birinci partisi var ve birinci parti olma özelliğini kesin koruyor ve anladığım kadarıyla bir müddet daha koruyacağı benziyor. Yani çok büyük alt üst oluşlar olmazsa. Evet tablo bu. Yani bu ne kadar CHP'ye bağlı, CHP'nin doğruları yapmış olmasından dolayı oluştuğu, ne kadar Cumhur İttifakı'nın berbat performansıyla ilgili. Yani bunu tabii ki
biraz daha ince araştırmalarla ölçmek gerekir. Belki nitel araştırma bu soruya daha böyle iyi bir cevap verme imkanı verir. Evet Mesut, çok sağ ol. Son olarak toparlamak için söyleyeceğim bir şey var mı? Yani belki hani demle ilgili bir cümle söylerim. Genellikle hani demle ilgili çok şey hani çalışıyoruz ediyoruz. Demle ilgili söyleyebileceğim şey şu. Bir kere CHP açısından bir yani CHP dem seçimin açısından bir adres olmuş görünüyor ama demin söylediğim üzere CHP Kürt meselesinde yeni bir siyaset öneremezse bu seçmenlerin CHP'de kalıp kalmayacağı belli değil. İkincisi eğer Dem Partisi CHP'yi de Cumhur İttifakı'yla birlikte bir öteki olarak kodlamaya başlarsa, seçmenine bunu anlatırsa ve buna bu olduğunda da CHP Kürtleri böyle kucaklayacak filan siyasetler geliştiremezse Dem seçmeninin Dem'e dönmesi daha yüksek ihtimal gibi görünüyor. Çünkü orada bir başka şey çalışıyor. Yani kimlik çalışıyor esas olarak. Yani daha böyle çıkar vesaire gibi şeylerden ziyade kimlik, duygular daha kuvvetli çalışıyor. O itibarla Dem'den CHP'ye giden seçmenler dediğim üzere CHP bir pozitif bir şey yapmazsa ve Dem de pozisyonunu değiştirirse siyasi aktörlere, muhalefetin aktörlerine yönelik olarak yeniden dönebilir gibi görünüyor. Evet Mesut, çok teşekkürler. Profesör Teşekkür Mesut ederim. Yer'le Reform Enstitüsü'nün son araştırmasını konuştuk. Burada ana eksen CHP'nin 31 Mart'ta yakaladığı tabloyu muhafaza edip edemediğiydi 3 ay sonra. Ve görüldüğü kadarıyla araştırmanın bulgularında bunun muhafaza edebildiği ve hatta bugün seçim olsa, genel seçim olsa benzer bir performans gösterebileceği ortaya çıktı. Bunun detaylarını Mesut Yeğen bize anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.